Lotus çiçeği, Çin folkloru ve simgeciliğinin neredeyse en önemli bitkisidir. Ve bunun görünürdeki nedeni Budizmin etkisidir. Lotus çiçeği kirli sulardan çıkar ancak kendisi kirlenmez. İçi boştur, dış tarafı diktir, dalları yoktur ancak tatlı bir kokusu vardır. Saflığın simgesidir ve 8 Budist değerli nesneden biridir. Çince lotus anlamında iki sözcük vardır. Lian ve He. Birincisi Lian, birbiri ardından kesintisiz demektir. Lian, alçak gönüllülükle eş seslidir. Bunun içinde de lotusun simgesel alanı sınırsızdır. Örneğin bir elinde lotus, diğerinde ağız orgu tutan bir erkek çocuk, toplum içinde devamlı ilerleme anlamındadır. Bir saksağın uçmuş, bir lotusun erciği üzerinde oturuyor ve tohumları topluyorsa, bu ard arda sınavlarda başarılı olma zevkini tattığınız anlamındadır. Bir lotus yanında duran ve elinde bir sazan balığı tutan bir erkek çocuğu, yıllarca bolluk içinde olun anlamındadır. Ve bunun gibi başka birçok örnek vardır. Budizm'de lotus meyvesi, çiçeğiyle sapı geçmişi, şu anı ve geleceği simgeler. Çince he sözcüğü, birleşme anlamında da kullanılır ve bunun için bir dalda iki lotus çiçeği, uyum dileğini ifade eder. Mavi bir lotus çiçeği, temizlik ve alçak gönüllülüğün simgesidir. Lotus, ölümsüz Heshiyangu'nun da simgesidir. Çevresinde lotus çiçekleri olan bir geminin içinde bulunan bir adamın tasviri, bu çiçeği çok seven yazar ve filozof Zuyu Dunyi'nin tasviridir. Bir erkeğin adında lotus sözcüğünün bulunması, kişinin bir Budist olduğunu veya bir şekilde Budizmle ilgisi olduğunu gösterir. Bir kadının adında bulunması ise, kadının saf ve saygı duyulan bir kişi olması dileğini ifade eder. Pekin'de, lotusun 4. ayın 8. gününde, yani Buda'nın doğum gününde çiçek açtığı söylenirdi.